Efendim 2007 geldi çattı. Üstüne bir de Kurban Bayramı. Kurbanlıktı, bayramlıktı, cepte para kalmadı. Ama ne var? Kredi kartı. Şimdi benim kredi kartı limitim yüksek. Ben banka emeklisiyim. Ne kadar ayıptır sorması? Ama çok ayıp olur ya. 12,5 milyar. Hepsini tüketecek misiniz bu alışverişi? Hayır, tüketemiyorum. 17 milyarda kullanabilirim. 17 milyarlık limitiniz mi var? Evet. Ne güzel. Evet. Kendinizi tutamayıp çok kullanıyor musunuz? Yok abi, benimkinin limiti zaten çok az. Tutabiliyorum açıdan. Ne kadarmış limiti? 200 milyon. 200 milyon. Evet. Sizin? 400. 400. Bunun için sana mecburum. Kredi kartı tabii ki daha avantajlı yani. Taksit yapılıyor, dörde bölüyor işte. Para puanı harcamalar karşılığında bir takım puanlar veriyorlar. Onlar para puanı olabiliyor veya alışverişte geçiyor. Eğer dikkatli kullanırsan, faize bırakmazsan da bir ay sonra ödüyorsun. Çünkü kredi kartı kullanırsam limiti aşacağımı düşündüğüm için kesinlikle kullanmıyorum. Param cebimde ise alışverişimi yapıyorum. Ne kadar akıllı bir eşiniz var? Mutlaka, mutlaka. Paran varsa paranın bütçesine göre harcayacaksın paranı. Çünkü parayı da idare eden aileler içinde kadınlar. Kadınlar bütçeyi güzel kullanırsa beyler de başarıya ulaşır. Paraya sıkışıksak? Sıkışıksan almayacaksın. Bütçene göre alacaksın. Önümüz yılbaşı Kurban Bayramı. Olsun, olsun. Niye alayım? Almayacağız. Almayacağım. Çok da seviyorum. Evet, alışveriş yapmayı. Beyefendi mi ödüyor? Hayır, ben ediyorum. Öyle mi? Bazen de ben ödüyorum. Hep o değil. Yalandan kim ölmüş ki? Bebek arabası çantalarla dolmuş. Belli ki çok para harcamışsınız. Çok para harcamadık. Nakit mi, kredi kartı mı? İkisi de. Normalde çoğunlukla kredi kartıyla yapıyorum. Yani neden? Çok mantıklı değil aslında ama sanki bölünce kendimi daha iyi hissediyorum gibi. Çoğunlukla zaten çift para kullanıyorlar. Alışveriş bedavaya geliyor. Alışveriş bedavaya geliyor tabii ki. Nakitle mesela 50 milyonluk bir şey alacaksam o zaman nakit yoksa yanında kredi kartıyla alıyorum. Hani taksit oluyor mesela, 10 taksit oluyor, ayda 5 milyona gelebiliyor. Nakit paranı fonda değerlendirirsen bir 25-30 milyon da sana şey kalır, harçlık kalır yani. Emekli bir bankacıdan tavsiyeler bunlar değil mi? Evet. Cazibeli görünüyor insanlar ama saf insanlar da kanıyor buna. Ne oluyor? Evlilikler bile bitiyor bu olayda. Yani Türkiye uçuruma gitti bu kredi kartlarından dolayı. Kredi kullananlar saf mı efendim? Saf. Kredi kartı kullananlar maalesef saf. Efendim, ister saf olun, ister uyanık. Kredi kartı ekstresinin dibi bulanık. Unutmayın, borç yiyen kesesinden yer. Böyle der ATV Haber. Dostun, aman aman aman, sattın sözlü daha.